Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün yine başka bir sektör analiziyle karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte bilişim, yazılım sektörünü ele alacağım. Daha önceki videolarımda holdingde enerji sektörünü ele almıştım. Bu sefer de yazılımı ele alacağım. Evet, şimdi hemen videomuza başlayalım. Neye bakıyorduk biz? Öz sermayekârlı, fiyat bölü kazanç, piyasa değeri bölü defter değeri ve firma değeri bölü FAVÖK değeri. Bunun değerleri bakarak şirketin piyasaya göre pahalılanmış mı, ucuzlanmış mı? Daha sonra da temel verilerine bakarak da kaç kat yapabileceğini hesaplıyorduk. Yine öncelikle şunu söyleyeyim. Bu bir uzun vadeli yatırım stratejisidir. Yani sakın bunu hemen alıp da hemen 2-3 gün içinde ya da 1-2 ay içinde hemen gitmesini beklemeyin. Ama gider mi gider belli olmaz tabi, ama yani bunu uzun vade olarak düşünün. Bu yani hemen bir beklentiye kapılmayın. Şimdi hemen ufaktan ufaktan başlayalım videomuzun amacına. Bizim ilk yaptığımız şey neydi? Burada bakın A nokta değerler var. Bu A nokta değerler bizim, yani burada muhtemelen FAVÖK değeri burada negatif. Öyle olduğu için de biz bu şirketleri eliyorduk. A nokta değer olan şirketleri hemen Eskom'la burada Papillon'a eleyelim. Evet, şimdi öz sermaye karlılığına bakalım hemen. Öz sermaye karlılığında biz sektörün üzerinde kalan şirketleri hemen biz böyle boyayalım. Bunları alalım, boyayalım. Çünkü öz sermaye karlılığı ne kadar iyi olursa şirket o kadar çok büyüme potansiyeli var demektir. Öz sermaye karlılığında biz faiz enflasyonun üzerinde olması iyidir diye daha önceki videolarda söylemiştik. Şimdi fiyat bölü kazanç oranına gelelim. 22.69'muş. Hemen onları da şöyle işaretleyelim. Bundan düşük olanları. Evet. Fiyat bölü kazancı yaptık. Şimdi hemen PDDD oranına bakalım. B02, hemen şunları işaretledik. Evet. Onu bitirdik. Şimdi hemen FD Fabrik oranına bakalım. FD Fabrik'te sanırsam çok fazla düşük şirket yok. Evet. FD Fabrik'te yaptık. Şimdi FD Fabrik'te yaptıktan sonra şöyle bir şirketlere bakalım. Bir kere öncelikle en fazla fiyatlanmış şirketleri ben burada elemek istiyorum. Mesela burada ilk P-Kart. P-Kart'a baktığınız zaman sadece PDDD'de düşük kalmış. Diğer çarpanlarda değerlenmiş. Zaten öz sermaye karlılığı da çok iyi değil. Hani iyi değil demeyelim de yani geride kalmış diyeyim. Biraz da yetersiz kalmış ülkenin durumuna göre. O yüzden bunu elemek istiyorum. Daha sonraki eleyeceğimiz şirket Penta. Sadece PD Fabrik düşük kalmış. Ama onun dışında FK çok pahalı. PDDD yine çok pahalı olmasa da yine bir aşım söz konusu. Öz sermaye karlı da çok düşük. O yüzden bunu denemek istiyorum. Evet, baktığımız zaman başka neyi eleyebiliriz? Burada evet, burada bakın kafein. Kafein de aynı şekilde öz sermaye karlı düşük kalmış. Aslında FK ile yani FDFO'ya baktığımız zaman yakın, yani çok da bir şey yok. Ama öz sermaye karlı iyi olsaydı eğer, bu yakınlığı bir nebze absorbe edebilirdik yani. Olabilir, tahmin edebilirdik ama bakın öz sermaye karlılığı düşük kalmış. O yüzden bunu elemek istiyorum ben. Şimdi başka ne eleyebiliriz? Baktığımız zaman bu sayede bakın ATP diğerlerine göre çok pahalanmış, aşırı fiyatlanmış. Bu da muhtemelen yeni halka arz olduğu için bu şekilde. Zaten yeni halka arzlara da doğru bir yorum yapmak yanlış olur. O yüzden ben bunu da elemek istiyorum burada. Ama bakın burada şunu göz ardı etmeyin. Öz sermaye karlılığında lider. Eğer burada farklı bir çarpanda bile aşağıda kalsaydı iki çarpanda, bunu da listeye eklerdik. Öz sermaye karlı olarak gayet başarılı bir şirket. Evet. Şimdi şöyle baktığımız zaman Matrix'e bakalım. Matrix'te bakın aynı şekilde fiyatlanmış. Onu da elemek istiyorum. Aynı şekilde bakın Kontrolmatik'te çok fazla fiyatlanmış. Onu da elemek istiyorum. Öz sermaye karlılığına bakalım. Öz sermaye karlılığı pardon, Link hissesine bakalım. Onda da aynı şekilde bakın FD Fabrik çok artmış. Evet, ben bunu da elemek istiyorum.
Link hatta logoyu delelim. Evet, şimdi geriye burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane şirketimiz kaldı. Şöyle yazalım onları sırayla şöyle. Kaç kat gidebilir? Buraya da kaç kat gidebilir? Oraya onları yazacağım. İlk olarak şöyle bir art yazılıma baktığımız zaman art yazılım öz sermayekarlı olarak sektörüne göre gayet güzel. FK olarak düşük kalmış. PDDD olarak da biraz primlenmiş. AFD FOYK olarak çok bir fark yok yani öyle. Yani çok aşırı primlenme denmez buna sektörüne göre ama ufak bir primlenmesi var. Arena'ya bakalım. Arena burada öz sermayekarlı olarak çok düşük kalmış. Bunu belirtmem lazım öncelikle. FK olarak da yakın. Yani çok bir fark yok yani. %10 civarı bir fark. Bu absorbe edilebilir. PDDD olarak ve FD FOYK olarak düşük kalmış. Özellikle PDDD olarak çok düşük kalmış. O yüzden bunu da alabiliriz. Tabii bu hani öz sermayekarlı düşük ama bu artıramayacağı anlamına gelmiyor tabii. Sonuçta diğerlerinde aşırı bir fiyatlama var diğer çarpanlarda. Öz sermayekarlı iyiydi ama burada 4 tane çarpana birden baktığımız için onları elemiştik. Burada 2 tane çarpanla ucuz görünüyor. Burada ben bir tane şirkete direkt gözüme çarptı. O da Indes. Indes bakın bütün çarpanlarda iyi durumda. Öz sermayekarlı sektörün üstünde, faizin üstünde, enflasyon üstünde gayet güzel. FK olarak sektörün altında hem de bayağı altında. FDDD'ye baktığımız zaman yine yarı yarıya. FDFO'ya baktığımız zaman neredeyse 3'te 1'i 4'te 1'i fiyatında. O yüzden Indes burada yani gayet iyi duruyor. Yani burada daha önceki sektörlerde de ben yıldız hisseleri söylemiştim. Burada da benim yıldız hissem burada bakın. Yıldızı koyalım böyle. Yıldız hisse olarak Indes olarak söyleyebilirim burada. Çok ucuz kalmış sektörüne göre. Şimdi bunları yaptık hemen. B'de fiyat koymaya vakti geldi şimdi. Hemen Halkbank'ı açalım. Yavaş yavaş hisselerimize bakalım. İlk hissemiz neydi? Art yazılım. Art yazılım arena teker teker yazalım. Art yazılım arena. Ondan sonra DSPC, Fonet. DSPC, Fonet. Indes. Diğer şirketimiz de Digate. Evet, şimdi hemen ilk hissemize başlayalım. İlk hissemiz art yazılım. Art yazılım baktığımız zaman net kar büyüme oranı çeyreklik bazda gayet güzel. Ondan sonra diğer değerlerine bakalım. Net satışlara bakalım ilk. Net satışlar 10 milyondan 140 milyona çıkmış. 14 kat gayet güzel. Favo'ya bakalım. Favo'da buralarda 0 yazıyor. Daha belirli olan bir değere gelelim. Mesela burada 22 var. Bir 0.51 var. Burada Favok, pardon, burada ben çok özür dilerim. Yıllıklandırmış bakıyorduk. Yıllık bazda 2.74'müş 2016 yılında. Oradan 81'e çıkarmış. Yani 40 kat, 30 katlık bir fark var. Bu güzel. Net kâra bakalım yıllıklandırılmış. O da 1.37'den 77'ye kadar çıkmış. Güzel bir artış. Bu konuda da başarılı. Net borca bakalım, borç kısmına. Öz kaynaklar 191 milyon. Net borç 18-18. Borç sıkıntısında olmadığını söyleyebilirim. Şimdi 2016'dan beri 8 milyon olan öz kaynaklarını da 191 milyona çıkarmış. Bu konuda da gayet başarılı. Evet. Şimdi bir yıllık, daha doğrusu BIST100'e göre performansına bakalım. BIST100'e göre de şöyle baktığımız zaman buralarda bakın BIST100'e beraber hareket etmiş 2020 yılının içerisinde. 2021 yılında biraz BIST100'e göre fiyatlandığını görebiliriz. Ama çok da primlendiğini düşünmüyorum açıkçası. Yani daha doğrusu biraz primlenmiş. Ama çok da primlenmiş midir? Yani onu artık siz belki grafik analizleriyle bakabilirsiniz. Tabi burada sektörüne göre baktığımız için çok da primlenmiş gözükmüyor. Burada grafik bakmadığımız için belki de şu an zirvelerdedir. Çok da takip ettiğim bir hisse değil. O yüzden yanlış bir şey söylediysem kusura bakmayın. Şimdiden söyleyeyim. Evet, şimdi FK değerine bakalım. FK değeri
da 2020'de 10'muş. Pardon, 19'luk bir burada rekor var. 19'a baktığımız zaman şu an FK'sı kaçtı? Şu anki FK zaten 17.61. Burada bir potansiyel gözükmüyor. PDDD'ye bakalım. Burada da 6.62'lik bir değer var. Şu anki PDDD'si 7.08. Onu da geçmiş. Şu an tarihsel değerlerinin zirvesinde. Zaten bu çok eski bir şirket de değil. Yeni halk arzlardan. Yani yeni dediğim bu geçen sene ya da 2 sene önce halk arz olması. Halk arz olmuş yanlış hatırlamıyorsam. FDFV'ye bakalım. 16.99 diyor. Şimdi FDFV'de 16.44'müş. Buradan bir potansiyel açıkçası gözükmüyor. Çünkü tarihsel verilene ulaşmış. Şimdi o zaman biz ne yapıyorduk? Tarihsel verilene ulaşmışsa şirketin büyümesine bakıyorduk. Şirketin ne zaman halk arz olduğunu düşünürsek şöyle. Bu 2019'da benim bildiğim halk arz oldu. Şöyle çünkü buradan itibaren düzenli gelmeye başlamış. O yüzden ben de buradan itibaren büyümelerine bakacağım. Şimdi şöyle baktığımız zaman 2019'dan 51 milyondan 143 milyona çıkarmış. Şuraya da hemen Google'un şuraya 141 bölü 53. Ne yapıyor? Yaklaşık oradan 2.66 çıkıyor hocam. 2.5 kat oradan bir potansiyel diyebiliriz. Burası 143'müş. Bu arada 143'e 51 yazalım. 2.80 kat. Şimdi FABO'ya bakalım. O 81 bölü 36 yapalım. Hemen 81 bölü 36. Bu da 2.25 kat çıktı. Şimdi net kar artışına bakalım. Yıllıklandırılmıştı. 77 bölü 29. Buradan da 2.65 çıktı. Daha sonra öz kaynaklarına bakalım. 191 bölü 57. Evet, buradan da 3.35 kat çıktı. Yani biz buradan ne diyebiliriz? 2.25 çıkmıştı. Biz buradan 2.25 ile kaç bulmuşuz bunu? 191 bölü 57. 3.35. 3.35 kat gidebilir diyoruz buradan. Anladım, evet. 2.25 ile 3.35 katlık bir potansiyel var. Şimdi Arena'ya bakalım. Kapatalım. Evet, Arena. Net kar büyüme oranı negatif. Bu çeyreklik bazı tabi. BIST 100'e göre performansına baktığımız zaman evet bu da bir primli duruyor yani BIST 100'e göre. Ama şu bu da yanlış anlaşılıyor. Yani şimdi BIST 100'e göre performansının iyi olması bir yandan da iyi bir şey. Yani endekse göre iyi hareket etmesi istediğimiz bir şey ama çok da böyle alıp başına gitmesi bizim istemediğimiz bir şey. Yani bu aradaki ayrımı da siz artık grafik analizlerinden anlamanız gerekiyor. Şimdi hemen bunu tarihsel verilene geçmeyelim pardon. Satışlarına bakalım ilk. 1.6 milyardan 5.2 milyarı çıkarmış. Gayet başarılı. Favök'lerine bakalım. Buradan 36 milyondan 168 milyonu çıkarmış. Burada da başarılı. Net kâra bakalım yıllıklandırılmış bazda. Burada 5.93 milyondan 54 milyonu çıkarmış. Bu da gayet güzel. Şirketin borç sıkıntısına bakalım. Yani borç sıkıntısı var mı? Burada net borçta 193 ve 624 görünüyor. Burada bir sıkıntı ben görmüyorum borç olarak. Bir büyümesine bakalım peki. 251 ile 624. Buradan da gayet güzel büyümüş. Yaklaşık 2.5 kat diyebiliriz burada. Evet, şimdi tarihsel verine bakalım. Şimdi tarihsel verine baktığım zaman burada 65'lik bir değer karşımıza çıkıyor. 65.56 FK'da. Şu anki FK kaç? 25.10. Şimdi hemen 65 bölü 25 yapalım burada. Evet, 2.6 kat. Buradan bir potansiyel. Daha sonra PDDD'ye bakalım. PDDD'de şu an zaten rekorlarını kırıyor anladığım kadarıyla. Şu anki PDDD'si 2.19-2.68 çıkıyor. Buradan zaten şu anda rekorlarda olduğunu görebiliriz. FDFABÖ'ne bakalım. FDFABÖ'de de 11.07 gözüküyor. Evet, burada da bir yeni rekorlarda olduğunu yine burada söyleyebiliriz. Burada neydi? Eğer tarihsel verilerini şu an kırıyorsa burada yeni bir hikaye yazılı demektir bu hissede. Diğer hissede de aynı şekilde art yazalım. Ama tabii o yeni halka arz olduğu için yani
onları aşması biraz normal. Bu biraz daha eski bir hisse. Burada eğer aşıyorsa tarihsel verilerini, burada yeni bir İK yazılı demektir. Bu şirkette farklı yatırımlar var, farklı sonuçlar oluyor demektir. Bunları siz faaliyet raporlarını okuyarak daha detaylı ya da yatırımcı ilişkilerini arayarak şirketin daha detaylı bilgilendirme alabilirsiniz. Burada ben direkt FK'da tarihsel verilerini yakalayamadığı için burada pardon çok özür dilerim. Burada 200 diye bir değer varmış. Şimdi gördüm onu. Çok özür dilerim. Hemen ona göre bir hesap yapacağım. 200 bölü 25. Şöyle direkt hesapladım. Yani 8. Evet, arenada tarihsel verilerine göre bir 8 katlık potansiyel çıkıyor. Bunu söyleyebiliriz. Tabi dedim ki ben 8 kat bir senede, yani kolay bir şey değil. Bunu uzun vadede. Yani bir senede olabilir, 2 senede olabilir, 2-3 senede olabilir. Yani onu artık sizin uzun vadede alıp bu hisseleri buraya gelene kadar artık unutmanız mı lazım? Ne yapmanız lazım artık yani? Bir anda çat çat buraya geleceğini de olarak düşünmeyin. Bunları siz artık nasıl söyleyeyim? Bebek gibi düşünün. Bu bebeği ne yaparsınız? Beslersiniz, büyütürsünüz. Büyüyünce de artık kendi yoluna salarsınız yani. O şekilde düşünün bunu. Bu şirket sizin elinizde büyüyene kadar tutun, sonra artık elveda diyelim hisseleri. O şekilde öyle söyleyeyim yani. Uzun vade şeklinde düşünün. Evet, şimdi Arena hissesine de baktık. Şimdi Despek Bilgisayar. Despek Bilgisayar'ın net kar büyüme oranı çeyreklik bazda negatif. BIST 100'e göre performansına baktığımız zaman da evet, BIST 100'e göre şu an geride kalmış. BIST 100'ün gerisinde kalmış. Bir yandan geride kalması güzel oluyor. Daha primlenmemiş diye düşünebilirsiniz aslında. Ama tabii birazcık üstünde olması endekse göre de iyi primleneceği anlamına da gelebilir. Yani her birinde farklı sonuçlar çıkıyor şimdi. Şimdi ben net satışlarına bakalım her zamanki gibi. 227 milyondan 677 milyona çıkarmış. Bu konuda gayet güzel. Favök'e bakalım. Favök 9,5 milyondan 20,43 milyona çıkarmış. Bu konuda da gayet güzel. Net kâra bakalım. 11,62 milyondan 16,94 milyona çıkarmış. Amin'in burada dikkat etmeye çalıştığım burada bir nokta var. Burada 11'lerden giderken 16'ya burada 23'lük değerlere ulaşmış. 20'lik değerlere ulaşmış. Daha sonra burada bir düşüş olmuş. Tekrardan 16'lara gerilemiş. Burada bir de 28 var. Net kâr artışını çok beğendiğimi söyleyeyim ama artması güzel bir şey. Ama çok da beğenmedim açıkçası. Bakın borç durumuna bakalım şimdi. 74 milyondan 103 milyon. Borç konusunda da yani çok fazla bir sıkıntı var mı? Yani çok yok ama gene ufaktan şurada bakın gördüğünüz gibi burada 98 milyonmuş öz kaynaklar. Burada 121 milyon. Burada bir borç sıkıntısı olduğunu söyleyebiliriz. Daha sonra bunu kapatmış. Burada da muhtemelen aktiflerden yardım almış. Bakın aktifler düşmüş çünkü. Evet, şimdi öz kaynaklar da 51'den 103'e gelmiş. 2 katlık bir artış var. Burada da güzel. Şimdi hemen bir tarihsel verilerine bakalım. Bu arada izninizle ben bir su içeyim. Biraz boğazım kurudu. Evet, kusura bakmayın. Şimdi geldim. Evet, FKD'ye bakalım. FKD'ye baktığımız zaman zaten rekorların, şu an rekorların FK'ya bakalım, 12.68. Şu an zaten rekorunda. Yani son bilançoda bakın rekorunu kırmış. Baktığımız zaman FDF Avuk'ta yani son bilançolarda rekorlarda şu an FDF Avuk kaç? 14.17. Oradan da bir potansiyel var ama yani 18'e yaklaşık olarak bir %20-%30'luk bir potansiyel var. Yani bu yani aslında bu şu an ben tarihsel zirvelerindeyim diyor kısacası. O yüzden burada en mantıklısı yine aynı şekilde net satışlarına, favoriklerine bakmak. Burada ben daha önceki videoları da söylemiştim ama bana özelden birkaç kişi sormuş. Bu arada bizim bir Telegram grubumuz var. Ben yine video sonunda hatırlatayım onu. Şimdi neden ilk satışlarına, favoriklerindeki büyümesine bakmıyorum da işte netkardaki büyümelerine bakmıyorum da neden ilk tarihsel verilerine bakıyorum? Yani niye? Çünkü şirketler benim yani piyasada gördüğüm tecrübelerime göre
yeni bir hikayesi olmadan, tarihsel verileri zorlamadan, hani daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Şirketler yeni hikaye yazmaya başlayacağı zaman tarihsel verilerini daima zorluyorlar. Bundan dolayı da tarihsel verilerine kadar bir büyüme potansiyeli çiziyorum ben. Daha sonra da şirketin geçmiş verilerine göre ne kadar büyüdüğüne bakıyorum. Zaten tarihsel verilerine geleceği kesin yani. Oraları bir gün geleceği bir nevi kesin gibi. Tabii bu temel analizi iyi olan şirketler için geçerli. Temel analizi kötü olan şirketlerin zaten böyle bir şey yapabilmesi için yani başka muhabbetlere girmeye çalışmak lazım orada. Spekülasyon gibi. Ondan dolayı burada baktığımız şey tarihsel veriler. Yani yeni bir hikaye yazılıyor. Yeni bir hikaye yazılırken de daima tarihsel verileri zorluyor. Tarihsel verileri zorladıktan sonra da şirket genel anlamda ne kadar büyümüş ona göre bir fiyat hareketi çiziyor. Yani benim piyasada gördüğüm tecrübelerime göre bana yani benim tecrübem bu. Öyle söyleyeyim. Şimdi net satışlara bakalım. Net satışlar 227 milyondan 677 milyona çıkmış. Hemen ona bakalım. 677 bölü 227 ne yapıyor? 2.98 kat. Şimdi FAVE'ye bakalım. 9.52'den 20.43. Bu 2.98. 3 kat diyelim direkt buna. 9.52'den 20.43. Bu da yaklaşık 2 diyelim direkt. 2-3 kat arası. Net kar bakalım yıllıklandırılmışta. 11.62, 16.90'dır. Burada %50'lik potansiyel. %50. Peki öz kaynaklarına bakalım. Burada da %100 yani 2 kat. Yani burada ben gördüğüm kadarıyla %50 ile 1.5 ile 3 kat arası bir potansiyel dispisi için görüyorum. Şimdi diğer listemize bakalım. Fonet. Fonet'in çeyreklik bazda net kar büyümesi güzel. BIST100'e göre performansına baktığımız zaman da BIST100'de biraz paralel gidiyor. Bazen daha iyi performans gösteriyor. Bazen ise altında kalıyor. Bakın gördüğünüz gibi. Yani 2020'nin başından beri de üstünde ama böyle aşırı primli olduğunu da açıkçası söyleyemem. Primli bir hisse değil. Yani bunu söyleyebilirim. BIST100'e göre. Şimdi hemen değerlerine bakalım. Net satışlar 23'ten 68'e gelmiş. Güzel. FABO'ya bakalım yıllıklandırılmış. O da 7 milyondan 33 milyona gelmiş. Bu konuda da gayet başarılı. Net kâra bakalım. Net kârda da 5.58'den 30.72'ye gelmiş. Burada da gayet güzel potansiyel var. Borç sıkıntısına bakalım. Borçta da -6.74 öz kaynaklar 101 milyon. Burada da bir sıkıntı görmüyorum. Öz kaynaklarda da 39'a 101'lik bir artış var. Burada da gayet güzel bir artış var. Evet, şimdi temeli gayet güzel bir şirketin. Hemen tarihsel verilerine bakalım. Mesela FK'da 35.93'lük bir değer var. Hemen FK'sına bakalım burada. 17.05. Ya buradan diyebiliyorum ki ben hemen iki katlık bir potansiyel var. PDDD'ye bakıyorum. PDDD'de zaten şu an tarihsel zirvelerinde. Peki FDFAVÖK ne durumda? FDFAVÖK'te de şöyle 20.75'lik bir tarihsel zirve var. Şu anki FDFAVÖK'e bakalım. 15.25. Yani %50 bile yok. Öyle söyleyeyim. Yani zaten son zamanlarda yapmış bakın burada zirvesini. O yüzden FDFAVÖK'e bakmak çok mantıklı değil. O yüzden direkt ben bu şirkette yaklaşık olarak bir iki katlık potansiyel gördüğümü söyleyebilirim. Şimdi The Gate. Bu arada bunu da belirteyim. Yani şu an söylemem ne kadar bilmiyorum ama şimdi iki kat potansiyel var ama nereden nereye iki kat? Biz burada şu anki FK'sına baktığımız için ben şu anki fiyatından itibaren iki kat bir potansiyel olduğunu düşünüyorum. Yani mesela şu an kaç hissenin fiyatı? Fonet'in fiyatı 13 küsür. 13 küsürden ben bu hissenin 26'lara gidebileceğini düşünüyorum. Kısacası bunu da söylemiş olayım. Evet, bunu da baktık. Şimdi Index Pixar var, bir de The Gate var. The Gate üstteydi, o yüzden The Gate'i böyle alayım. Bu arada şunu da belirteyim. The Gate ile The Gate DSPC ve Index, bunlar üçü ortak. Yani Index ana patron gibi. The Gate ile DSPC de bunun alt kolları gibi. Bu şekilde işliyor bu şirketler. Bunu da bilmiş olun. Tabii ben
faaliyet raporlarını okuduğum için biliyorum böyle ne iş yaptıklarını da. Tabii siz de okuyun. Mutlaka faaliyet raporlarını okumadan hisse almayana, özellikle uzun vadede düşünüyorsanız, yani sakın ve sakın faaliyet raporu okumadan hisse almayın. Faaliyet raporlarını okuyun. Yaptığı işlere bakın. Zaten orada yazıyor faaliyet raporlarında. Daha sonra tekniğe dönüşün. Şimdi Digate'e bakalım. Digate'de net satışlara baktığımız zaman 1.3 milyardan 1.7 milyara çıkmış. Güzel. FAVE'ye bakalım, yıllıklandırılmış. 30'dan 41'e çıkmış. Güzel. Yani güzel dediğim aslında, yani artış olması güzel ama tabii performansı biraz düşük de kalmış, yani onu da söyleyeyim. Net kâra bakalım. Net kârda 22'den 23'e çıkmış. Yani hiç çıkmamış neredeyse. Onca sene geçmiş aradan, bakın 4 sene geçmiş aradan. Ama hiç net kârda yıllıklandırılmışta bir büyüme yok. Yani burada ben şirketin performansının kötü olduğunu söyleyebilirim. Sonuçta biz enflasyonu yüksek olan bir ülkedeyiz. En azından burada her yıl %17 enflasyon olsa 4 sene içinde burada %60-%70'lik bir artış ben beklerim yani. Şimdi net borç öz kaynak durumuna bakalım. 142 milyon, 16 milyon. Burada da bir sıkıntı yok. Öz kaynak büyümesine bakalım. 76'dan 142. Burada da güzel olduğunu söyleyebilirim. Öz kaynak büyümesi fena değil. Sadece net karını beğenmedim. Net kar artışını. Aynı şekilde diğer hissemiz neydi, ona da bakalım. Diğer hissemiz DSPC. Evet, bakın zaten bunlar ortaktı dediğimiz gibi. DSPC ile Digate'in net kar artışını beğenmedim o kadar. DSPC'de de düzensizlik vardı. Ondan beğenmemiştim. Bunda da çok az kalmış. Yani biz enflasyonu düşük bir ülkede olsak yine bu kabul edilebilir bir şekilde ama burada yani kesinlikle bu kabul edilemez. Yani ben net kar artışını beğenmedim açıkçası. Ha, burada şimdi şunu da söyleyebilirsiniz. Yani hocam hemen attınız hisseyi falan filan diye. Arkadaşlar hisse çok. Hisse aramadığınız kadar çok yani burada. 400-450 tane hisse var. Fırsatlar hiçbir zaman bitmez yani. Birini almazsanız diğerini alırsınız. Hisse her zaman var. Aman bunu kaçırdık. Aman o oldu böyle oldu. Sakın üzülmeyin yani. Bir sürü hisse var. O yüzden hisse elemek aslında bir yandan güzeldir yani. Çok da dağıtırsanız portföyü, bu sefer de yani kârınızdan olursunuz yani. Çok da dağıtmak bir yerde iyi değil aslında. Şimdi FK'ya bakalım. FK zaten tarihsel zirvesine gelmiş. PDDD'ye bakıyoruz. Zaten 3.72'ymiş. Oralara gelmiş tekrardan yani. Ki muhtemelen de onu geçmiştir. Yani oraları zorlamış. Şimdi FDFAVÖ'ne bakalım. FDFAVÖ 13.85. Oraları gene bakın 13.78. Bakın buraları gene zorlamış. O yüzden burada yani çarpanların tarihsel verilerine bakmak çok mantıklı değil. Burada ne yapıyoruz? Büyümeye bakıyoruz. Şimdi bakın net kar büyümesi yok. O yüzden net kara göre bir potansiyel çizmek de doğru değil. Burada o yüzden neye bakacağız? FAVÖ'ne bakacağız. FAVÖ yıllıklandırılmışa bakacağız. Net satışa bakacağız. Öz kaynağa bakacağız. Şimdi zaten net kara baktığımız zaman yani hiç potansiyel yok. Bu hisse hiç gitmeyebilir yani. Bir sene boyunca belki de durabilir. Ama tabii böyle bir ihtimal çok düşük bir ihtimal. Yani temeli çok da kötü değil. Sadece net kar artışı biraz kötü. Ama yani gitti, hiç gitmeyeceğini ben zannetmiyorum ama gene ben şuraya 0 yazacağım yani. Bir kat diyeyim. Zaten aynı şey oldu. Yani bir kat gitti mi yerinde sayıyor anlamında. Tabii bu böyle bir şey mümkün bile değil belki ama gene de buradan söyleyelim yani. Şu anki fiyatına bakalım. Mesela şu anki fiyatı 12. Yani en kötü ihtimal burada bir gelecek sene, bir sene içerisinde, bir buçuk sene içerisinde yine 12'lerde kalabilir. Belli olmaz. Net satışlara bakalım. 1.7'den 1.3 milyar. Yani bu kadar yükseldi. Yani şuraya yapalım. 1.7 bölü 1.3. Ne yapıyor? %30'luk potansiyel. Zaten bir kat demiştik. Burada en yükseğini bulmaya çalışalım. 30'dan 41. Burada da yaklaşık %50'lik potansiyel var. Peki öz kaynaklarına bakalım. 76'dan 142. 142 bölü 76 diyelim. Evet, %86. Yani %86'lık potansiyel diyebiliriz burada. 1 ile 1.86 kat arası gidebilir diyebiliriz yani buradan. Evet, burada bakın benim sektörde en beğendiğim ise indeksi burada yıldızlamışım. Ben müsaadenizle bir su içeyim de. Evet, indeksi yıldızlamışım. Çünkü sektöründe her şekilde iyi duruyor. Sermaye karlı olarak güzel.
FK olarak güzel, PDDD olarak güzel, FDFOBİK olarak güzel. Tabi bakalım de temel verilerine bakalım. Bakalım temel veriler bize aynı şeyi söylüyor mu? Şimdi net kar büyüme oranı çeyreklik bazda güzel. Daha sonra hemen FOBİK net satışlarına bakalım. Net satışlar 4 milyardan 11 milyara çıkmış. Güzel. 2,5-3 kat arası bir artış. FOBİK'ten bakalım 100 milyondan 300 milyona çıkmış. 3 kat artış gayet güzel. Net kâra bakalım. Net kâr 60 milyondan 172 milyona çıkmış. Bu konuda da gayet güzel. Şirketin borç sıkıntısına bakalım. Şirketin 618 milyon öz kaynakları var. Eksi 383 milyon TL borcu var. O zaman borç sıkıntısı olduğunu da ben söyleyemem burada. Peki öz kaynak artışına bakalım. 190 milyondan 618 milyonu çıkarmış. Bence bu da gayet güzel. Şirket her anlamda güzel. Şimdilik güzel gidiyor. Bakalım tarihsel verilerine. Evet, FK'ya baktığımız zaman 10.53 zaten 9.64'e gelmiş. Burada bir tarihsel zirveden artık söz edemeyiz bence. Zaten onu zorlamış. PDDD'ye bakalım. 2.68, 3.31. Burada yaklaşık ne kadarlık bir potansiyel olabilir? PDDD'sine bakalım. 2.37, yani yaklaşık olarak bir %50 potansiyel, ama burada bakın yine yani bir zorlama olmuş gibi geliyor bana. Yani burada bence burada da bir potansiyelden bahsetmek doğru olmaz yani. Ama yine de %50 diyebiliriz. %50 diyelim. %50 diyelim, tamam. Buradan bir %50 potansiyel. Hatta direkt %50 dedim benim. Şöyle bakalım. 2.37, 3.31. %40. %40'lık potansiyel var. Şimdi FDFOBİK'e bakalım. FDFOBİK'te bakın 7.41'lik bir değer var. Burada şu anki değeri kaç? 3.60. 3.60, 7.41. Yani 2 kat. Peki indes, şimdi indese ne dedik? %40'lık potansiyelle 1.4 ile 2 kat arası potansiyel. Şimdi tabi bu bizim yıldız hissemiz. Ama burada baktığımız zaman Arena'nın daha fazla potansiyel çıktı tarihsel verisine göre. Tabi bir senede mi gider, 2 senede mi gider artık, ne kadar sürede gider onu bilemiyorum. Yani en fazla potansiyel burada Arena'da çıktı. Şey olarak tarihsel verilerine göre ya da şirketin büyümelerine göre baktığımız zaman da. Ama burada yıldız hissi olarak yine de indeks seçiyorum. Niye? Çünkü şirketin her türlü sektörün altında kalmış. Onun dışında tarihsel verilerine gelmiş. Yani gelmiş olmuş yani neredeyse baktığımız zaman. Yani yakın zamanda primlenebilir mi bilmiyorum. Yani onu bilemem tabii. Çünkü bu vade neydi? Bu vade uzun vade. Hemen bir hafta primlenir mi bunu bilemem. Buna bakarak bilemeyiz yani. Onun için açıp teknik analize bakmak lazım. Ama onu da bu videoda bakmayacağız. O da farklı bir videonun konusu. Burada eğer tarihsel verini zorlarsa burada direkt bakın ne satış büyümesi, FOBİK büyümesi, net kar büyümesi. Buradaki büyümeleri baz alıp en az da en çok arasında bir oran belirleyip bu oranlar arasında bir sene, iki sene içerisinde bu kadar değerlenebilir diyebiliriz yani. Ama şu an bir FOBİK'te bir tarihsel çarpanı var. Onu kırarsa bunlardan söz edebiliriz. Evet, indesi de bitirdik. Şimdi ben genel olarak son bir uyarımı da yapayım. Son birkaç bir şey söyleyeyim. Videonun başında söyledim. Yine söyleyeyim. Video aralarında da ara ara söyledim ama yine de söylemek istiyorum. Üstüne basa basa. Buradaki şirketler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Bu şirketi direkt benden izlediniz. Ya da gidip herhangi bir videoda izlediniz. Hemen gidip dank diye almayın yani. Bu hisseler önce bakacaksınız. Hisselerin performansına, tepede mi, nerede? Şimdi art yazalım diyoruz mesela. 2.25, 3.35 kat demişiz mesela. Belki de ben şu an grafik bakmadım ama çok da takip ettiğim bir şirket de değil. Belki de şu an 52 haftanın zirvesinde. Yani siz tabii gidip 52 haftanın zirvesinden almayın. Siz gidip düştük bulduğunuz yerden almanız lazım. Aynı şekilde mesela Arena. Arena'ya 8 kat demişim. Ama siz gidip hemen Arena'ya 2-3 ay içerisinde 8 kat beklemeyin. Ha gider mi? Belki de gider. Bunu ben bir şey bilemem yani. Bunun garantisini veremem. Bunun garantisini kimse veremez. Ama 8 kat yani ben uzun vadede gidebileceğini düşünüyorum. Sonuçta kötü bir şirket değil.
Yani dediğim gibi bu şirketlerin kesinlikle, eğer bu videoyu izliyorsanız, hatta sadece bunların da değil, yazılım olarak genel sektörlerin de faaliyet raporlarını mutlaka okuyun. Faaliyet raporlarını okumadan bir hisseye uzun vade yatırım yapmayın. Faaliyet raporu bir şirketin geleceğini gösterir yani. Şirket nereye yatırım yapmış? Biz ne anlamı kendimizi büyüteceğiz? Yani bunu faaliyet raporundan çok rahat görebilirsiniz. Ha, baktınız tam bir şey yazmıyor. Baktınız tam anlamadınız. O zaman gideceksiniz, sitesine bakacaksınız. Sitesinde de mi anladım? Sitede de mi anlamadınız? O zaman o sitedeki yatırımcı ilişkilerin numaraları var. Ben böyle bir şey gördüm ama tam anlamadım. Burada ne demek istiyor? Bu şirkete nasıl yatırımlar olacak? Burada gidip yatırımcı ilişkileriyle mutlaka konuşun. Bir şirketi %100 güvenmeden, yani %100 güvenmeden sakın ve sakın almayın. Uzun vadede özellikle almayın. Kesinlikle almayın. Evet. Bu videoda anlatmak istediğim bunlardı. Kısaca ben yine uzun vadeli bir stratejimi yaptım. Daha önceki holding ve enerji sektöründe de yapmıştık bunu. Onları da bana sağ üstte kartlar alıyor. Oradan da ulaşabilirsiniz. O incelemelerimi de. Şöyle bir tekrar üstünden geçelim. Art yazılım için 2.25 ile 3.35 kat demişiz. R&A için 8 kat demişiz. DSPC için 1.5 ile 3 kat demişiz. Fonet için 2 kat potansiyel demişiz. Digate için bir kat dedim, yani yerinde sayabilir ya da %86 katlık bir potansiyel olabilir demişiz. İndeks için de %40 ile %100'lük arasında bir potansiyel var demişiz. Ama indeksi burada yıldızları eklemişiz. Niye? Çünkü sektörüne göre öz sermaye karlı güzel. Öz sermaye karlı enflasyondan da güzel. Faizden de güzel. Sonra FK'sı FK sektörü göre düşük, konuşamadım. PDDD'si de sektörü göre düşük. FDFO'yu da sektörü göre düşük. Evet. Bu videoda anlatacaklarım benim bu kadardı. Hepinize artık yatırım yapmadan dediğim gibi faaliyet raporunu mutlaka okuyun. İyice bir değerlendirin. Stratejinizi belirleyin. Son olarak da şunu söyleyeyim. Yani yatırım, yani uzun vade yatırım özellikle, kesinlikle sabır iştir. Yani sabrınız yoksa, eğer psikolojiniz yoksa, sağlam psikolojiniz, yani kesinlikle yatırımı, yani özellikle borsayı bence tercih etmeyin. Yani önce psikolojinizi geliştirin, ondan sonra yatırım yapmayı tercih edin. Çünkü psikoloji her zaman bilginin önüne geçebiliyor. Ne yazık ki biz insan olarak biraz duygusal bir varlığız. O yüzden duygularımızı ön plana katabiliyoruz. Bu yüzden de aslında kısa vade alsa da önermiyorum ben. Ben de kendim de açıkçası uzun vade yatırımcısıyım, değer yatırımcısıyım. O yüzden bu tarz yolları yapıyorum yani. Biraz da insanları bilinçlendirmek istiyorum bu konuda. Tabi bu da benim böyle bir stratejim yani. Bunu anlatıyorum. Tabi herkesin de stratejisi farklı bu arada. Ben böyle anlattım diye hemen gidip böyle yapmayın. Belki de siz daha iyisini bulabilirsiniz. Bilemeyiz yani bunu. Evet. Bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, daha fazla videoları takip etmek istiyorsanız kanala abone olup zil tuşuna basmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hepinize bol kazançlar diliyorum.